Kameramız hiçbir yere sığmıyor, hiçbir çantaya sığmıyor. Bugün GFX100 ile birlikteyiz. Piyasadaki DSLR kameralar arasında en büyük sensöre sahip. Tabii ki %10'luk bir payla daha büyük sensörler var. Orta formatta da APS-C'de olduğu gibi farklı boyutlarda iki tane sensör var. Bir tanesi bu bizim full frame'in bir tık daha büyüğü olan GFX100'deki sensör. Bu sensörü Fazlan bir modelde kullanıyor, Hazelblad da bir modelde kullanıyor. Yani bu sensör gerçekten orta format diyebiliriz. Bugün Kilios'tayız. Bir moda çekimi gerçekleştiriyoruz Onur Bey'le birlikte. Bak burada bir tane Onur var. Bir tane de orada Onur var. Biri asistanlık yapıyor. Diğeri GFX100 kameramızın fotoğraf kalitesini test ediyor. 102 megapiksel bir çözünürlüğümüz var makinemizde. Orta format kamerada. Ve modelimiz de Nevena. Şimdi Onur'un elindeki full frame'den 1.2 kat, APS-C'den ise 1.7 kat tahminimce büyük. Tahminimce dememin sebebi full frame karşılığına baktım, APS-C karşılığını, milim olarak karşılığını tam olarak bilmiyorum. Yani 30 milim full frame'de 30 milim bir lens aldığınız zaman bu APS-C'de 45 yapıyor. Orta formatta 24 milime tekabül ediyor. Yani 0.8'e çarpmanız gerekiyor elinize aldığınız her lensi tam karşılığını orta formata bulmanız için. Şimdi makinede ilk söyleyebileceğim olumsuz ya da eksi özelliklerden biri olarak kameranın üzerinde Type-C girişinden şarj edilebilir işareti var. Type-C girişinin yanında elektrik işareti var, fakat ben kamerayı sabaha kadar şarja bıraktım. Pillerden bir tanesi şarjı olmamıştı. Bilmiyorum, demek ki pilleri şarj etmiyor. Çalışırken elektrik beslemeye yönelik Type-C girişi. Keşke şarj etmiş olsaydı. Diğer Onur da galiba anladığım kadarıyla pili bitince makineyi verecek. Buyurun. Tam abi. Emin değilim şu an. Evet, veriyor. Teşekkür ederim efendim. Manuelde mi kullansam ben? Ben yürüsün ya şöyle. Yok. Okay. Walk with me. Line. Ben konuşamıyorum diye Onur'a söylüyorum istediklerimi, o da anlatıyor bak. Gördün mü? Orası değil mi Ömer? Evet orası. Abi konuşamıyorum İngilizce, ne yapayım? Hello. 4K 25p 10 bit ve Full HD 50p 10 bit seçeneklerimiz mevcut. Ben 100p'yi göremedim. Tabii ki orta format makinenin diğer APS-C full frame makinelerden ne kadar farklı, ne kadar kullanıma elverişli, full frame ya da orta format kullanmaya ne kadar ihtiyaç var, o soruların cevabını önümüzdeki günlerde yapacağım sensör rehberi videosunda göreceksiniz. Sensörlerle ilgili aradığınız her sorunun cevabını bulacağınızı düşünüyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Beklemede kalın. Takipte kalın. Zili açınca etki ediyor mu acaba? Bilmiyorum. Zil açın. Zil de var galiba. Onur Bey çılgın pozlar verdiriyor şu an. Onur bak. Nerede? Orada. Şimdi kamerayı her türlü pil bitme durumuna karşı, pil bitme riskine karşı powerbank'e takarak kullanmaya başladık. Böyle kullanmamızın sebebi makineyle hem fotoğraf hem video çekmeye başlamamız aynı anda. Onur fotoğraf çekiyor, ben video çekiyorum. Model de pozlarını veriyor tabii ki. Onur Bey, buyurun efendim. Şimdi ekibimizi biraz minimal tutmamız gerekti. Belki karantina şartlarından, belki bütçe azlığından, belki de arabada yetersiz yer olmasından dolayı Onur Bey'e, fotoğrafçı Onur Bey'imize biraz asistanlık yapıyorum.
veriyorum, kimse beni sallamıyor. Bir tek Onur dinliyor şu an. Onur sen ver, bu şu pozu istiyorum Onur. Yani şöyle bir şey. Evet, çekimimizi bitirmek üzereyiz. 3 tane kıyafet çektik. Son bir tane kıyafetimiz kaldı. Fakat modellik gerçekten zor zanaat. Bak. Kanka bir reflektör tutabilir misin bana? Tabii. Ne şartlar altında çalıştığımızı birazcık görün istedim. Yani topuklu ayakkabıyla şu yollarda, patikalarda yürüyor modelimi. Yani sağ olsun çok sorun çıkarmadı, mırın kırını yapmadı. Fakat yorulduğunu biraz hissedebiliyorum. Çünkü biraz önce düşüyordu az kalsın. Yes, near leg. Yes, it's good. Onur'un reflektörle mücadelesi. Evet. Evet, ortalama tek bataryayla günü bitirdik. Ben tek diş kaldığı zaman Onur'a verdim. Artık dedim bir bataryayı sen bitir. Eğer onun çekiminden sonra bataryada biraz daha yer kalırsa belki ben de bir iki sahne daha ek olarak çekerim. 1,5 bataryayla geldik aslında bugün tam olarak. 1,5 bataryadan işte tek diş kaldı. Kötü performans sayılmaz. Orta formatı beslemek elektrik olarak da zor. Yani sonuçta daha büyük bir sensörü elektrik dalgaları taradığı için daha fazla güç tüketiyor. Lensi de sensöre göre tabii ki daha büyük boyutta daha fazla elektrik tüketen bir body'miz var. Body'nin üzerinde ekstradan elektrik girişi var. Prizli için işte stüdyoda vesaire farklı iç mekan ortamlarda çekim yapıyorsanız elektriğe bağlayıp full time kullanabiliyorsunuz. Fakat biz dış mekanda çekim yaptığımız için onu kullanamadık. Çünkü dışarıda prizimiz yok haliyle. Bak bak Onur çekimi yapıyor. Orta formatı gördü, çektikçe çekesi geliyor demek ki herhalde. Bilmiyorum. 102 megapikselle çekim yapmak gerçekten çok keyifli. 102 megapiksel. Yani ben full time olarak zaten video çalıştım. Full time olarak 1080 50p çalıştım. 10 bit çalıştım. Çekimlerimiz gayet güzel geçti, güzel gerçekleşti. Bunların yanı sıra internette bazı forumlarda, bazı sitelerde orta format Fuji'lere F1.4 1.8 Carl Zeiss lens takanları gördüm. Böyle çekim yapanlar var. Çok acayip bir şey oluyor ya. Çok acayip hale geliyor kamera. Evet, çekimimizi bitirmek üzereyiz. Son bir pozumuz kaldı. İki pilimiz de şu anda %5 civarında bitmek üzere. Çekimimizi bitirmek üzereyiz. Fakat makinemiz oldukça ağır. O yüzden Weeble'a kesinlikle bağlayamadık. Sabitleyemedik. Ağırlığını kaldırmadı. Ama şunu söyleyebilirim ki sabitlemeleri 5.5 top sabitlemesi, body sabitlemesi çok güzel çalışıyor. Lensi sabitleme gördüğüm kadarıyla yok. Ama yine de günümüzü kurtardı. Zaten videodan da anlamışsınızdır gayet güzel çalıştığını. Onur Bey, siz de okeyseniz paydosumuzu veriyorum. Ben okeyim, siz okeyseniz. Okey, paydos. Şu gördüğünüz canavarla bir günümüzü geçirdik. Çok ağır ama yani kullanması oldukça zevkli bir kamera. Bak bak nasıl kutluyorlar bak. Çevir çevir. Kutluyoruz. Çok güzel çekim oldu. Evet, fotoğraf kalitesi açısından olsun. F4'te bile full frame kamerada F2.8'li aldığın alan derinliğini alabilme imkanın, dinamik aralığın daha fazla olması gibi seçeneklerden dolayı bugün çok keyifli bir çekim gerçekleştirdim ki GFX100 kameramızla. Önümüzdeki günlerde GFX100S'te de bir çekim yapmayı planlıyorum. Daha böyle prodüksiyonlu bir çekim planlayıp yeni bir moda çekimi planlayacağız. Ama puanım 10 üzerinden 9. Fotoğrafçımız Onur Bey'in de yorumlarını birazdan dinleriz. Devam. Şimdi fotoğrafçımız Onur Bey ile birlikte fotoğraf hakkındaki, makinenin fotoğraf hakkındaki fikir ve görüşlerini almak için bağlanıyoruz. Evet Onur Bey. Merhaba. Cümle çok düşük oldu ya. Neyse. Evet. Fotoğrafın netleme performansını ben fotoğraflarda çok beğendim. Gayet hızlı ve akıcı bir netleme sistemi var makinede. Zaten birçok AF noktası var. AF noktaları arasındaki geçiş gayet hızlı akıyor. Siz zorlanmıyorsunuz joystickle AF noktası değiştirirken. Ben genelde tek nokta kullandım. Tek noktada pek AF kaçırmadım. Fakat bölgesel AF denemedim. Zaten deneseydim de burası biraz netlemeyi kaçırmaya müsait bir nokta olduğu için taşlık alanlar, girintiler, çıkıntılar vesaire muhtemelen orada kaçırabilirdi. Ama ben tek nokta kullandığımdan dolayı tek nokta performansını aşırı şekilde beğendim. Gayet iyi bir dinamik aralığı var. Gayet ele oturuyor, ergonomisi çok iyi. Ben gerçekten GFX100'ü çok beğendim. Benim kanalda ben bu tarz bir konuşmaya çalışacağım. Bugün onu beğenmeyebilirim. Kapanış yapmadan önce bir saniye. Şunu göstermek istiyorum ya ben. Şu yukarıdaki ekrana bayıldım.
Bu yukarıdaki ekran e-booklar var ya, e-booklardaki sistem. Ömer, Ömer, Faruk, Ömer, Faruk, film. Yeah. Yeah. Okay, subscribe to Ömer, Faruk, film. Lan marşı ve kapanış arkadaşlar. Bunu biz bugün bayağı bir şaşırdık. Şuradaki elektronik vizörümüz yerinden çıkıp kendini hot show girişine bırakıyor. Ama zaten üzerinde hot show girişi var. Ağırlıktan kurtulayım, ekstra bir yük yapmayayım dersen de çıkartıp ayırabiliyorsun yani. Öyle de bir seçeneğim var. Biz buna bugün bayağı şaşırdık. Bu arada eklemek istediğim özelliklerden bir tanesi, Onur söylemişti bunu, ben fark etmemiştim. Video moduna aldığın zaman makineyi videoya ayarladın işte, kendi ayarlarını yaptın. Fotoğraf moduna tekrar yukarıdan stile geçtiğin zaman fotoğraf ayarlarına geçiyor. Video ayarlarını da sabit tutuyor, fotoğrafları fotoğrafta ayrı tutuyor. Ben mesela kendi kameramda işte videoya geçtim, fotoğrafa geçtim. Hep ayarları değiştirmek, fotoğrafa göre tekrar ayar yapmak zorunda kalıyorum. Bu da ayrıca bir özellik. Güzel de düşünülmüş bir detay yani. Evet, tekrardan kapanış. İstiklal Marşı ve kapanış.